Durumda gençlerin alım gücü ne durumda, problem var mı? Şimdi mesela sıkıntı Müslüman. Şimdi mesela ekonomi güzel abi. Yani her şey güzel. Millet geçinemiyor. Millet diyor biz zor durumdayız abi. O işin yaşıyoruz. Mesela sıkıntılarımız var, o yüzden yaşıyoruz abi diyorlar. Ne gerek var? Yani? Hiçbir sıkıntın yok mu? Yok, Allah'a şükür yok abi. Kiran yok mu? Var da işte çalışmak lazım abi. Çalışsın, emek yetiyor mu sana? Yetiyor Allah'a şükür. Ne kadar maaş alıyorsun? Abi 20 bin. 20 bin lira. Kira ne kadar veriyor? 4000. 4000. Ama ben yabancıyım abi. Nereden geldin? Hangi ülkeden? Ben Suriyeli. Ha, Suriyelisin, ondan evet. Memnunum diyorsun. Abi şimdi biraz zor gidiyor. Peki geri döneceğim mi ülkene? İnşallah abi. Ne zaman döneceğim? Bak buradaki vatandaşlar diyor gitsinler artık diyor. Misafirlikler çok sürdü diyor. Abi misafirlik çok sürdü de yani yapacak bir şey yok abi. Askerlik zaman... yaptı mı Suriye için? Yok abi. Yapma. Peki zaten gittiğin zaman Esad seni askeri çağıracak. Çağırmaz. Bizi direkt ya hapis cezası yiyoruz ya ölüm. Niye hapis cezası yazsın seni şimdi... Esad? Sana niye hapis diyor, yapsın ki? Biz diyor ki bize siz kaçtınız. Kendi vatanınızı bıraktınız. Yani siz düşman gibi yani bırakıp gittik. Ya sizi düşman gibi gördük. Ama şu anda gelin diyor Esad. Diyor evi de vereceğim diyor. Araba da vereceğim. Yalan diyor. Abi sen bunları izleme. Yalan, hepsi yalan. Açıklamaları var. Benim kaç kanal akıbam var? Gittiler. Hepsi ya hapis cezası ya ölüm. Kimlik de vermiyor. Bak bizim vatanımıza kimlik vermiyorlar abi. O zaman desene burada kalacaksın artık, dönmezsin. Ya abi dönmek yine zorundayız. Yine ben şimdi inşallah abi. Vatandaşlık yani, aldın mı, Türk vatandaşı? Yok abi. 13 yıldır buradayım abi ben. 13 almadım. Yıldır buradasın, almadın yani, daha. Almadık abi. Yani mesela, ama alan çok oluyor, duyuyoruz. Çok var da yeri geri alıyorlar. Onlar mesela baro ediyorlar, o yüzden alıyorlar şey vatandaşlığı. Anladın mı abi? Şimdi inşallah en yakın zamanda toplanacağız, savaşmaya gideceğiz. İnşallah. Yani savaş. Esad diyor. Ülke için savaşman lazım. Ülkeni kurtarabilmen lazım. Esad diyor siz Suriye'ye gelmeyin artık. Ben size kimlik falan vermeyeceğim. Zaten sen gideceksin diyoruz. Yani babası geldi. Başka bir bayrak taşıdı bizim ülkemizde. Başka bir bayrak taşıdı. Şimdi biz de savaşmak şey karar veriyoruz. Öncesinde ailen Esad'a oy verdi mi? Verdiler. Verdiler değil mi? Çünkü %95 oy alıyor Esad. Suriye'den %95 oy alıyor. Biliyorsun değil mi? En yüksek oyu Esad alıyor. Doğru. Mesela şimdi... Peki neden o zaman ailen Esad'a oy verdi, zalim olduğunu bildiği halde dedi, babası dedin? Şimdi şey geldi şimdi abi, başka yurt dışından başkaları geldi şimdi biz Esad'a vermek zorundayız. Yani başka adama vermek istemedi. Yani yurt dışından getiriyor. Yani şimdi kimse yönetemez dediniz, Esad'a yani, verdiniz. Şimdi gidiyor, oyları nereden topluyor? Lübnan'dan topluyor oyları. Yani yurt dışından topluyor. Suriye'nin dışından oyları topluyor. El oluyor abi geçin. Teşekkür. Durumda geçinebiliyor muyuz? Hayır. Neden ablam? Geçin zor. Zor yapan kim geçimi? Tayyip Erdoğan. Oy verdin mi ablam? Evet verdim. Pişman mısın? Belediye seçimlerini tekrardan vereceğim mi? Belli olmaz bende. Pişmanlık yok mu abla? Yok. Ciddi misin abla? Neden abla pişmanlık yok? Pişmanlık ne yapayım? Durum böyle. Sen Tayyip Erdoğan mı zam mı yapıyor? Kim yapıyor abla? Tüccarlar. Neden denetlemiyor o zaman tüccar yapıyorsa? Yok. Sen tarım kooperatiflerine gidiyor musun abla? Yok, gitmiyorum. Bak orada tarım kooperatifleri bu hükümet açtı. Orada daha pahalı. Bilmiyorum oğlum. Ne hangisi hayırlısıysa o gelsin başa. Ama ben onu destekliyorum. Bak ama sen oy verdiğin için geliyor. Hayırlısı olduğu için gelmiyor. İşte olsun, gelsin, bir şey olmaz. Yine gelsin diyorsun. Gelsin. Kiracı mısın? Kiracıyım. Bir de kiracısın. Evet, 5 milyar da kira veriyorum. 5 milyar da kira veriyorsun. 5 tane çocuk okutuyorum. 5 tane çocuk okutuyorum. Evet. Nasıl geçiniyorsun abla sen ya? Geçiniyorum. Çalışıyorum. Geçiniyorum. Eşin de çalışsın, sen de çalışıyorsun. Evet. Ne yapacağız? Mecburuz. Niye mecbursun abla? Ne yapalım oğlum? Öteki gelse bana Esad'dan para verecek mi? Belki enflasyonu düşürür. Sana para vermesi önemli değil. Enflasyonu düşürmesi İnan önemli. İnan ki bir enflasyonu düşüreceğim. Ben bu belediye seçimde ona vereyim. Abi benim kızım güvenlik. Deneyeceğim mi? Deneyeceğim. Benim kızımı koysunlar belediye bir yere güvenlik. Ben de ona vereyim. Ben bu gideceğim, deneyeceğim. Çıkarcı olmayacağız. Vatan için çıkarcı olunmaz. Yok. Bu sefer çıkarcı olacağım. Bu sefer çıkarcı olacağım. Bu sefer hep şey yok. Oy verdikleri niye kızını koyamamış? Bu sefer de ona ödeyeceğim. Geldiği zaman kapöle diyeceğim onları. Önce yerleşin, ondan sonra gelin. Ama bu hükümet hiçbir bir şey yapmadı kızın. Niye yerleştirmedi? Yerleştirmedi. Bak gelecek kaygısı var kızın demek ki. Yok, gelecek kaygısı, özel güvenlik ama olsun. Ben onu gideceğim, soracağım orada. Teşekkür ederim. Bol bol sor abla. Efendim, nasıl gözlemliyoruz? Geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyoruz tabii ki, yeterli değil. Neden bu hallerdeyiz? Neden geçinemiyoruz? Ya şimdi hükümet mesela değiştireceğini söyledi. Dolar kuru olsun, euro olsun. Enflasyonu da düşüreceğini söyledi. Söyledi ama yapmadı. Her şey dedi bana bağlı dedi, indirebilirim dedi. Tam tersi oldu. O yüzden yok ya. Ben razı değilim, hakkımı da helal etmiyorum. Oy verdiniz ben bu gittim, hükümeti.
Birincide vermedim, ikinciye verdim. Ben yetim parası alıyorum, onu bile kesiyorlar bir kısmını. Yani o benim babamın hakkı yani. Onu neden kesiyorlar ki? Etmiyorum. Ha, yetim parasını yiyenle kişide iflah olmaz zaten. Onlar öldükten sonra bir kefen parasına muhtaç olacaklar. Hiç umurumda bile değil. Etmiyorum ben helal. Alım gücü ne durumda abi? Yok be abi. Neden abi yok? Yok abi. Yok neden kim abi? Bak çocuklarıma çanta almaya gidiyorum. Dükkan dükkan geziyorum. Nerede 50 lira. Bulurum diye. Tabii canım 50 TL'nin peşindeyim. Abi buraya dolmuşla geldik. Gidiş geliş 150 lira. Dolmuş. Allah'ından bulsunlar. Teşekkür ederim abi. Ne vatandaş alım gücü? Çok güzel. Et 1000 lira olsun. Maşallah. Oy verenler onlar. Peki vatandaş gariban ne durumda abi? Gariban ölsün oy veriyorlar. Memur mu gariban? Memnun ki oy veriyor. Peki sığınmacı sorunu var mı abi? Tük bulamıyoruz artık. Olur mu canım? 10 milyon daha gelsin. Böyle güzel. Dikkat et. Biliyor muyuz? Geçiniyoruz Allah'a şükür. Sıkıntı yok diyorsun. Yok çok şükür. Nasıl abla, sığınmacı sorunu var mı? Nasıl? Sığınmacı sorunu var mı? Vallahi şu anda var gibi ama biraz düzelecek inşallah. Bir afgan falan var mı? Olacak o kadar. Normal. Normal, sıkıntı yok. Gelebilirler o zaman daha çok. Yok, gelmeleri için değil kardeşim. Müslüman Müslümana kucak açmak zorunda. Biz Müslüman olaraktan muhacir ensar kapısından. Ensar ve muhacir. Peki Katar'da var abla. Olsun. Arabistan var. Olsun. Niye kapılarını açmıyor? Onlar biraz daha dinden. Olsun. Dinden daha Müslümanlar onlar. Olsun. Önemli değil. Maşallah abla maşallah. Problem yok. Problem var mı? Oo, hem nasıl? Çok. Neden abi problemler var abi? Abi problem iştahları yok. İştahları olacak. Asgari ücret normale gelecek. Vatandaşın alım gücü ondan olmuyor yani. Şimdi asgari ücretli adam evlenebilir mi? Ayakkabı alamaz asgari ücretli adam. Peki sığınmacı sorunu var mı? Be? Bu olmaz mı? Onların gitmesi lazım abi ya. Biz ancak kendimi yağımızla kavurmamız lazım. Birazdan ki abla dedi ki ensar onlar, biz muhaciriz, onlar ensar kardeşlerimiz dedi. Muhacir kardeşlerimiz. Ne ensarı ya? Önce vatan, önce millet, önce... Biz Türk milletiyiz ya, biz vatanız ya. İyi ki varsın abi. Biz şimdi gidecek Suriyeli bizi kabul eder mi? Hayat da etme. Teşekkür ederim abi. Dinle. Dedeni, dedeni dinle, yaşasın vatan, yaşasın bayrak. Ama önce hep birlikte kazanacağız. Bu vatanı öyle kolay kazanmadık biz. Dedelerimiz kan döktü. Bu milli ruhunu... Aynen, aynen, hep beraber, birlikte. Teşekkür bunu ederim. Bunu yapmasak var ya, yandık. Sağ ol abim. Bir şey sana. Vallahi nasıl diyelim, 15 seneki... 15 sene önceki İzmit'te şimdiki İzmit arasında çok fark var. Yani ben müzik öğretmeniyim bu arada. Ek iş yapıyorum, güvenlik yapıyorum, düşünün yani. Ekonomi çok kötü. Sorumlusu kim bu kötü olmasının? Tabii ki meclis, Recep Tayyip Erdoğan. Yani oy verdik mi? Oy vermedik maalesef. Ama yol yaptım, köprü yaptım diyor. Yol yapmakla köprü yapmakla olmuyor. Şu an 7 yaşındaki bir çocuk dondurma bile 20 TL olmuş diyorsa yani düşünün hani vay halimize. Yani ekonomi çok kötü, bir şey yapılması lazım. Böyle olmaz. Teşekkür ederim çok. İlerden randevu alamıyorum. 6 aydır protez dişim var, düşecek ama ben alamıyorum. Neden abla bu hallerdesiz peki? Neden olacak bu hallerimiz? Çok memnunduk ama bu sefer memnun değiliz. En çok neden memnun değiliz? Ekonomik mi, adalet mi, sağlık mı? Sığınmacılar mı? Sağlık konusundan da, sığınma konusunda da her şeyden de şikayetçiyiz. Bu sefer şikayetçiyim yani bak. Hep AK Partiliydim ama bu sefer. Peki belediye seçimlerine destekleyeceğim AK Parti'yi? AK Parti'yi düşünmem gerekiyor. Düşünmem gerekiyor. Geçinebiliyor muyuz? Bence söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Gündem hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim ki artık fiyat takiplerini yapamıyoruz. Markete gittiğimiz zaman bir şeye, 10 liralık bir şeye yarın 100 lira isteseler bunu sorgulayacak bir halimiz yok. Ben herkese sabır diliyorum. Peki çoluk çocuğun geleceğini olacak bu şartlar altında? Çok zor, çocuklar hakkında kaygılıyız. Yani yarınlarımız için umutlarımız yok. Türk gençliğini umut kırıklığına, hayal kırıklığı bıraktılar. Allah herkese yardım etsin, başka diyebileceğim bir şey yok. Amin, teşekkür ederim. Simit yiyorsun, yanına ayranı alamıyorsun. Ekonomiyi sen düşün. 10 lira olur mu ya? Bu inek otu bedavaya mıyım arkadaşım? 10 lira ayran mı alınır? Bak sadece simit. Neden bu cennet vatan bu hallerde? Cennet vatan neden bu halde? Ben sana söyleyeyim mi onu? Ülkeyi bu hale getirenler. Nasıl getirdiler? Savaşla kazanılmış bir toprak
Şimdi sağdan soldan insanların buraya yağma ile geldiği, ondan sonra diyorlar ki kapılar kapalı. Geçenlerde gördüm haberlerde, neresi olduğunu tam bilmiyorum ama diyor ki kaçmaya çalışan Suriyelileri diyor durdurduk diyor. Oğlum göndersene lan, bıraksana bu oğlum. Bak bu çocuk yarın bir gün büyüyecek. Ben buraya çarşıya bunu okula göndereceğim. Nereden bileceğim bunun peşine 3-5 tane zibidine takılmayacağını? Ondan sonra ne olacak? Öldüreceğim. Ben öldürürüm. Benim için olmaması için bize önlem alıyoruz. Onun için soru soruyoruz. Ben de sana diyorum ki ben öldürürüm. Girerim paşa paşada yatarım. Benim namusum önemli derim. Bu çocuğumu korurum ben. Sadece bu çocuk için değil. Bak şimdi. Gel gelelim milletvekillerine. Arkadaş. Kaç gün meclisi toplanıyor bunlar? Bir yıl 365 gün değil mi? Kaç gün toplanıyorlar? Hadi toplanıp da ne yapıyorlar? Hepsinin şoförü var. Ya arkadaş. Senin nasıl şoförün var ya? Hiçbir iş yarıyor mu bu milletvekilleri? Bak. Sadece AK Parti olarak değil. Ne kaldırıyorlar? Evet yok. Ya bırak onları, eli kırılsın hepsinin. O istemeye geldiği zaman hepsi o kardeşim. Ne kardeşim ya, hayırdır? Ha ben yalanım yok. Kılıçdaroğlu'na oy verdim. Mecburdum verdim. Niye? Bana kim Suriyelileri göndereceğim derse ben oy veririm arkadaş. Bu kadar basit. Ümit Özdağ yanında olduğu için mi? Ümit Hoca'nız yanında. Ümit Hoca ile benim hiçbir alakam yok. Anladın mı? Ben normalde Atatürk Partisi'de, normalde CHP'ye gidiyorum. Kılıçdaroğlu'na istemeye istemeye oy verdim. Ha gene aday olsun, bu sefer vermem. Açık. Benim normalde görüşümü kim karşılıyor dersen İyi Parti karşılıyor. İyi Parti'de nerede? Bunun yanında. Bundan sebepten verdim. Ben Meralciyim. Şimdi ona da gelelim. Milliyetçi ayağına gezinen insanlar var bu ülkede. Neredesiniz siz? Hani ne zaman biliyor? Hani kefen giyiyordunuz. Ne oldu? Çıkın sokağa. Kutlama yapıyordunuz. Hadi yapsanıza. Ben de geleyim. Hep beraber kutlayalım. Mazota zam geldi diye. Vallahi takılırım peşinize. Billahi takılırım. Hem de arkadan Fenerbahçe müziği çalarak takılırım. Allah'a şükür olsun. Fenerbahçe'ye zeval vermesin Rabbim. Bizim ömrümüzden alsın. O yüzden ülkenin ekonomisi. Ama emekliye 10 binin altında zam yaparsa yılbaşında, dürüst bir şekilde söyleyeyim, AK Parti'ye oy veririm. Çünkü emekli ölmeden bize rahat yok. Arkadaş kendini düşün ya. Ya şimdi bak, ben kiracıyım. Şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum, kiralar ne kadar diyelim. Kapatasak söyleyelim 5 bin lira. Şimdi ev sahibi bu dışarıdan gelen insanlar olmadığı zaman evini kiraya vermek için ne yapacak? Fiyat düşürecek. Gel arkadaş sana 4 bin lira vereyim diyecek. Ama sen sağdan soldan insan getirdiğin zaman dolar euro burada ne oluyor? Bu sefer sana bana da fazla mal oluyor. Düne kadar kızım sen şöyle geç, başka bir şey söyleyeceğim. Düne kadar buraya Ruslar ne için geliyordu? Affedersin de fahişelik için geliyordu. Şimdi biz onlara hizmet ediyoruz. Buradan pay biçiyor. Şimdi biz onları ama öyle de bir kitle var ki ne anlatsan anlamıyor abi. Ya ne anlatırsan anlat anlamıyor. Anlatamıyorsun. Hadi ya diyorsun ki köprü yaptı, yol yaptı diyorlar hemen. Verdikleri tek cevap bu. Hastane yaptı. Arkadaş hastane daha önce yok muydu? Kuyruk vardı. Şimdi nasıl kuyruk var? 186 idi galiba, yanlış bilmiyorum. 182 mi? 186 mi ne, öyle şeyi arıyorsun. Sana diyor ki mesela haftaya. Oğlum hastanede beklemiyorsun, evde bekliyorsun. Ne anlamı kaldı? Her yeri imam hatipleştirdin, okulları. Ne anlamı kaldı? Arkadaş, ben mesela çocuğumu imam hatipe göndermek istemiyorum. Niye göndereyim abi? Tecavüzcüsü orada. Ben hacıdan hocadan korkacağım bu devirde. Ben her zaman söylüyorum. Hacı hoca, ya Ali Erbaş için de aslında çok ağır şeyler söylemek istemiyorum ama söylemek istemiyorum. Şimdi bak kahveye çıkıyorsun mesela. Biz köy ortamında yaşıyoruz. Kahveye çıkıyorsun. Birileri geliyor diyor ki işte şuraya diyor camiye diyor yardım. Arkadaş bizden niye ağlıyorsun? Milyonluk arabaya biniyor senin Ali Erbaş. Git ondan alsana. Hani bizden ne istiyorsun? Diyanet İşleri'ne o kadar para aktarılıyor. Nerede bu paralar? O cami, bu cami. Ha. Kur'an kursları için toplansın. Amin. Şunu da söyleyeyim ben sana. Caminin önüne bir tane kutu koysunlar. Bak o namaz kılan kitleye sesleniyorum ha. Caminin önüne bir tane kutu koysunlar. Giriş 5 lira diye. Evde namaz kılınıyor derler. Samimi söylüyorum sana. Bak evde namaz kılınıyor derler. Ama ülke düzelir mi? Abi ekonomi çok kötü. Ya çok kötü. Hani çok kötü kelimesi bile az geliyor. Yani acayip kötü. Ya hiç kimse kalkıp da bakmıyor ki arkadaşım. Biz diyor buradaydık diyor mesela. Almanya ile diyor hemen hemen diyor kafa kafaya diyor. Sen Almanya'ya kafa tutuyor mesela. Kime kafa? Neyin vardı kafa tutuyor? Ha, ordun var. Amenna. Güçlüyüz. Bugün de bir şey olsun. Bugün de bir şey olsun. Hepimiz gidelim. Benim elimde mesela imkanım olsa ben yurt dışına da giderim. Sırf çalışayım. Burada bir ev alayım diye. Ülkemi terk etmem. Sadece çalışmak için giderim. Almanya'da ne var abi? Sen söyle ne var? Araba yapıyor adamlar. 7 tane araba yapıyor. Adamlar araba yapıyor. Onun her bir tane arabası zaten senin ekonominle eşdeğer. Ya bana anlatmasın kimse.
Bak boş anlatır yani. Peki biz ne zaman ilime bilime değer vereceğiz? Teknolojiye değer vereceğiz? Gireceğiz? İlime bilime nasıl değer vereceksin? Geçen akşam milli takımın maçı vardı. Ben Fenerbahçeli olduğum için Fener'in maçını izledim. Tekrarını izledim. Voleybol maçının. Arkadaş, ülkenin 100. yılında, Cumhuriyet'in 100. yılında bunlar kupa alıyor. Spikerin ağzından bir tane Mustafa Kemal Atatürk lafı çıkmıyor. Hangi ilim bilim? Önce ilim bilimi o spikerlere de söyleyeceksin. O spikerlere kim direktif veriyorsa onlara da söyleyeceksin. İnsanlar şans oyunu oynayarak hayatını geçindir... Hani hayatını geçindirme değil mi ya? Hayalleri vardı. 6 liraydı bir sayısal 10 lira olmuş. 3 liraydı iddia önce 10 şimdi 20 lira olmuş. Allah'a şükürler olsun daha beter olalım. Biz hak ediyoruz. Vallahi hak ediyoruz. Daha beter olalım. Çünkü biz beter oldukça akıllanırız diyeceğim. Yok abi akıllanacak bir kitle yok. Ya kime ne anlatacaksın? Kavga da edemiyorsun. Ben dışarı çıkmıyorum. Şimdi benim evden bir dışarı çıkmam. Sigara kullanıyor mu? Kullanıyorum. Şimdi olmuş 46 milyon. Şimdi sigara 46 milyon para vereceğim. Kahveye geçen çay içeceksin. Yanına arkadaşların gelecek. Her birine birer tane çay söyle. Senin masana oturuyor çünkü. Gelenektir bu. Kimi masasına gidilirse o kişi. Yani öbürü verir ayrı bir mevzu. 5 kişinin geldiğini düşün. Bir de sen çay içtin. 6. 5 liradan 30 lira. Sigaran masada. Çocuklar içmeyecek mi? İçsinler. Eve giderken bir tane daha alacaksın. Sana günlük 100 lira. Ayda 3 bin lira yapar. Doğru mu? Abi kahve hayatını da bitirdi insanların. Hani bir alışkanlıkları vardı. Şöyle bir alışkanlıkları vardı. Çıkıyorlar. Hani dışarıda bir çay içeyim. Bir çay içeyim. Anladın mı? Ya evde karı dırdırı dinleyeceğim diyor. Dışarıda diyor arkadaşlarımı dinleyeyim diyor. Hoş dışarı çıkanlar da dedikodu peşinde. Ayrı bir mevzu da. Ama ekonomik kısmına gelirsek ekonomi olarak söyleyecek hiçbir şey yok. Bak ben önceki gün bugün TikTok'a bir video yükledim. Mahkeme şeyi reddetmiş galiba. Yasal bulmamış. Bu MTV'yi. Anayasa Mahkemesi. Bir numarayı aradım ben 0850. Bana dedi ki sadece deprem bölgeleri için geçerli o dedi. Daha detaylı bilgi almak için 189'u arayın dedi. 189'u aradım. 189 da bana böyle bir yürürlük hani yok daha bizi sistemimize girmedi diye söylüyor. Bu ne demek olabiliyor musun? Artık o ne kurulmuşsa işte Avrupa Anayasa Mahkemesi'nin kararını biz tanımayız demeye geliyor. Abi buralara gelmeyelim ya. Aa bak şimdi Rabbim yardımcıdır olsun. İstanbul'da Avrupa yakasını sel götürmüş. İki tane de vatandaşımız ölmüş. Şimdi bunu Ekrem İmamoğlu'na bağlayacaklar. Tatilci diyecekler. Arkadaş tatilci de bu adamı da tamam belediyede çalışarak bir şeyler almamış mı kendine? Alabilir. En azından 20 tane gemi almadı. 13 tane uçak almadı. Alabilir. Ya bugün ben de gelsem açık konuşayım. Ben de gelsem ben de alırım yani benim çocuğuma. Lüks. Niye? Halkın sırtında vur gitsin asıltın. Kimse zaten bir şey söylemiyor. Vurmayalım bulmamız lazım. Abi vuruyorlar ama. Vurdurmayalım. Vuruyor. Hadi o zaman hep beraber. Bir lirasını bile çaldım ama. Tamam lazım. O zaman hep beraber çıkalım protesto edelim. Mesela. Neyi protesto edeceksin? Sokağa çıktığı zaman hemen ters kelepçe. Hadi yavrum yürü. Hani neyi protesto edeceksin? Kime karşı neyi protesto edeceksin? Birine şikayet de edemiyorsun. Neden edemiyorsun? Sen diyor mesela geçen Tayyip Erdoğan şey yapmış. Bu hani uyuşturucu baronlarıyla falanla. Yani resmen Cumhurbaşkanı AK Parti'yi kötülüyor. AK Parti'yi kötülüyor. Yani kendi kendini kötülüyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ama anlatamıyorsun. Anlamıyorlar. Ya buradan da kime selam yollayayım? Cemal Enginyurt adam gibi adam. Bak adam gibi adam. Keşke partinin başında olsa. Keşke bu nasip olsa da şu İzmit'e geldiğinde bir haberini alsam da ben de tanışabilsem şu adamla. Ya müthiş bir insan. Böyle insanlar lazım bizim ülkemize biliyor musun? Ne güzel söylüyor. Biz vatan bölünmez diyoruz diyor, bayrak inmez diyor. Anladın mı? Ya bayrağı kimse indiremez. Kimse indiremez. Kimsenin maçası yemez onu. Anladın mı? Öyle bir şey yok. Bu bayrak ya, ama daha şerefli dalgalansın diye uğraşıyoruz. Dalgalansın. Burada. Geçen akşam kızlarımız sağ olsun daha göklere çıkarttılar. Çıkarttı. Allah razı olsun. Yani bu inşallah spor olarak baktığımız zaman diğer branşlarda da inşallah devamı gelir. Mesela kızlarımızdan helal olsun. İşte kadınlar bu yüzden önemli. Bak İzmit Belediyesi'ni Fatma Hürriyet Kaplan yönetiyor. Ya bir kadın bu kadar mı dürüst olur ya? Bak bir kadın bu kadar mı dürüst olur? Abi ülke kadınlar nesin? Bak geçenlerde diyorum Almanya kim yönetiyordu? Merkel. Ne halde Almanya? Ya kadın metroyla işe gidip gelmiş ya. Bisikletle gidip gelmiş ya. Abi sen bir konvoy yapıyorsun. Senin yaptığın konvoya affedersin de işçilerin bir günlük maliyetinin mazot parasıdır ya bu.
ayıp denen bir şey var ya. Ya tasarruf etmemiz lazım, etmemiz lazım. Ha şunu da söyleyeyim ama. Benim lafım Tayyip Erdoğan'a değil. Tayyip Erdoğan, ciddi anlamda söylüyorum sana, belki de adam gibi adam. Erdoğan'ın etrafındakiler sıkıntı. Neden biliyor musun? Örnek veriyorum, şimdi Erdoğan şuraya geçecek, oraya gidecek. Vatandaşın halini soracak. Bu hemen yanındakilerden biri diyor ki, bizim diyor Mehmet amca o diyor. Onun durumu iyi diyor. Adamı ona götürmüyor. Sadece kendi çevresine bakıyor. Bakma. Reis misin? Reissin. Eyvallah. Bir Allah değilsin. Hani sana o gökten inmiş falan filan diyenler var. O Süleyman diyor diye mesela, oh, onu ben de söylüyorum. Emekli maaş alamadı ya mesela, zam alamadı ya. Oh, ama bir hoşuma gitti. Bundan sonra böyle ekonomi konusuna gelince de, ekonomi düzelir mi? Abi ülkedeki tarımı, çiftçiliğe önem verirsen düzelir. Ciddi anlamda düzelir. Yurt dışından mesela pirinç geldiği zaman ya da ne bileyim nohut geldiği zaman, burada sen herhangi bir fabrikada onu sadece etiketini değiştirip de Made in Türkiye yapmazsan düzelir. Gelmesin abi yurt dışından. Gelmesin Meksika'dan, Arjantin'den. Sen yap. Biz de düzelelim. Milli olmamız gerekiyor mu? Tabii canım, milli olman lazım. Ben Korelilerin fabrikasında çalışıyordum. Sana bir şey söyleyeyim. Adamlar vidalarını bile buradan almıyorlar, biliyor musun? Kore'den getirtiyor. Vida lazım değil mi? Mesela adam Kore'den getirtiyor. Uçak da Kore'den geliyor. Bak milliyetçilik budur. Bizdeki milliyetçilikler menfaatçi. Bak çalıştığım halde, gördüğüm halde söylüyorum ben sana bunu. Ha. Bunu söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bak, ben Erdoğan'ın değil, yanındakilerin düşmanıyım. Bu zaman, iyi ki Soylu'yu gönderdi. Soylu'yu daha önce gönderseydi, açık konuşayım, perdenin arkasına geçip de oy kullanıyorsun ya, perdenin arkasına geçmem, basardım AK Parti'ye. Bu kadar söyleyeceklerim. Ekonomi konusunda hiç başına şey yapmayın. Kime sorarsan sor, insanlara sormak da ekonomi düzelmiyor. Ekonomi yapmak da düzeliyor. Bunun için eğitimci insanlar lazım. Benim gibi lise terk insanlarla olmaz. Anladın mı? Eğitimci. Bak yok mu gençlik filizlerimiz, kaçıyorlar gidiyorlar. Bak babam benim kanserle mücadele ediyor. Biz İzmit'te yaşıyoruz. Babam buradan İstanbul'a gidiyor. Okul Üniversitesi'ne gidiyor. Hani olayı bir de buradan bakalım. Buradaki hastaneler MR çekmiyor. Bir MR çekecekler. Herhangi bir hastanede 4300 TL para istiyor. Ya bir MR 4300 TL olur mu ya? Bir MR'dan bahsediyoruz ya. Oraya girecek çıkacak. Arkadaş normal hastaneye gelen MR'ı çekilmiyor mu? Bu adam sana hizmet etmedi mi? Yıllarca çalışmadı mı? Askerliğini yapmadı mı? Milletin çocuğu gibi de kaçmadı. Para vereyim de askere gitmeyeyim demedi. O zaman da zaten böyle bir şey yoktu. Yani diyeceklerim bu kadar.